Böyle incecik açıyorsunuz. Kıymalı. Kıymalı. Soğanları kavrulmuş mu? Kavrulmuş. Ekmek pazar ekmeği. Kaşarı kendimiz yaptırıyoruz. İçinde et kavurmamız var. Dana etinden. Dana etinden dana kavurmamız. Tabii kavurma. Oh. Tavuk kavurma. Tavuk kavurma. Burada kuzu fırınımız var. Evet. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Antalya Eski Sanayi'deyim. Eski Sanayi'de bugün nerede ne yenir? Yani 3-4 tane mekanda güzel bir video yapmayı planlıyorum sizlere. Sizin de eğer Eski Sanayi'de önerdiğiniz mekanlar varsa lütfen yorum kısmına yazın. Bir sonraki videomda da o mekanları sizler için ziyaret edeyim. Evet, hadi gelin hep birlikte bu güzel videomuza başlayalım. Evet, Yiğit Börek'te içeri girdik. Adnan Usta'm tezgahının başında börekler yapıyor. Şu an siparişleri yapıyor. Adnan Usta'm merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adnan Usta'm kaç yıldır bu hamura, bu tezgaha vuruyorsun? 11 yıldır buradayız. Evet. O, bu hamuru işini 11 yıldır mı yapıyorsun? 11 yıldır böreklik yapıyorum. Harika, evet. Süper. Nelerimiz var? Hangi börekleri kıymalı yapıyoruz? Kıymalı, peynirli. Evet. İki çeşit. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Evet. Burada kıymalı ve peynirlilerimiz var. Kıymalı bu şekilde. Peynirlimiz de... Abi bu neden böyle rengi? İki kıymalı, ezilmiş, sütle ezilmiş, ekicinin lor, yani lor peyniri. Evet. Sütle açılmış bu, ekicinin lor peyniri. Evet. Evet. Bu şekilde incecik açıyoruz. Bu hamurun bir özelliği var mı? Hamurun özelliği, birinci kalite un. Evet. Böyle incecik açıyorsunuz. Kıymalı. Kıymalı. Soğanları kavrulmuş mu? Kavrulmuş. Ha, soğanları kavrulmuş. Kavrulmuş, kıyması, soğanları. Önceden pişmiş. İkisi de pişmiş. Evet. Vallahi bayağı malzemeyi bol koyuyorsunuz ha. Elimiz bol. Çekiyoruz elimiz diye bol. Yapmıyorsun değil mi? Estağfurullah. Biz de her zaman. Herkese böyle diyorsun. Standart. Süper. Şimdi bir de peynirli yapacağım mı? Var mı siparişiniz? Var, yapacağım. Tamam, bir de peynirli yapalım. Şimdi bu peynirli ve kıymalıyı saat kaçta başlıyor servis? Kaçta bitiyor? Saat 6'da başlıyor. Evet. Saat 13'te bitiyor. Saat 6 ile 13 arası. Evet. Çok güzel. Pazartesi günleri kapalısınız. Camda yazıyor, gördüm. Evet. Şuna bakın ya, zar gibi açtı maşallah ustam da. Elde hızlanmış maşallah. Günde kaç tane yapıyorsun? Sayıyı vermesek sayı olur değil mi? Olur tabii ki. Gerektiği kadar. Gerektiği kadar yapıyoruz. Maşallah yani. Burada şöyle bir şey var. Yani Antalya servisi böyle. Sipariş gelir, sipariş ustaya gelir ve anında pişer. Öyle bekleme şansı yok. Bak şöyle göstermek istiyoruz. Hani peynirlisi de. Bir krema kıvamında. Evet. Oh, tamam. Evet, fırına gitmeye hazır. Usta bu siyah olmasının nedeni ne bu tenekelerin? Ben önce anlattım ama tekrar anlatarım. Özellikle yanması gerekiyor. He, bu böyle en özelliği değil mi bu? Yiğit tepme börekte iki tane börek söyledik. Bir peynirli, bir de kıymalı. Öncesinde fiyatlarıyla ilgili bilgi vereyim size. Fiyatları 14 TL. Hem kıymalı hem peynirinin fiyatı 14 TL. Porsiyonları bu şekilde şöyle göstermek istiyorum size. Bakın içerisi oldukça yoğun. Hani malzemesi bol, doyurucu bir börek. Hemen sizlere peynirliyi de göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi içerisi oldukça yoğun. Evet. Şimdi en sevdiğim an, lezzetlerine bakmak. Şöyle müsaadenizle ben elle yiyeceğim. Yani börek elle yenir. Kesin, çıkan bir kıyma diye şunu paketleyeceğim abi. Evet, şimdi de peynirin tadına bakalım. Hoş geldiniz. Neresin? Biz buradayız abi. Börekler gayet güzel, gayet başarılı. Tam bir Antalya serpme böreği. Zaten buranın içi çok yoğundur. Buraya geldiğiniz zaman en az 15-20 dakika beklersiniz. Evet, Antalya Eski Sanayi bölgesine yolunuz düşerse burayı tavsiye ediyorum. Şiddetle. Bir sonraki mekanda görüşmek dileğiyle. Şimdi bir sanayi tostu yiyeceğiz. Bunun için de Eski Sanayi'deki güçlü çay ocağına geldik. Tostçu Mami olarak da biliniyor. Hadi gelin,
sanayi tostumuzu hep birlikte yiyelim. Güçlü Çay Ocağı'nda içeriye girdik, Muhammed Ustam'la birlikteyiz. Daha önce de Güçlü Çay Ocağı'nda çok güzel bir tost tarifi vermişti Muhammed Ustam. Ustam nasılsın, iyi misin? Çok şükür, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bize bir sanayi tostu yap. Biliyorsun sanayide salçalı, klasik bir tostumuz vardır. Evet. Ondan istiyorum ben senden. Bol sucuklu, bol kaşarlı, bol salçalı, evet, güzel kızarmış. İyi, hemen, hadi bakalım. Hemen abiciğim. Evet, ekmeğimiz normal, standart pazar ekmeği. Pazar ekmeği. Hiçbir özelliği yoktu. Yok. Normal. Standart. Ya özel yaptırmıyor musunuz bu ekmeği? Yok abi. Ha? Biz standart. Anladım. Eski usul. Çünkü çok özel yaptırıyorlar ya tostçular, böyle laflar var arada dolaşıyor. Abi, ne diyorsun onlara? Özele gerek yok. Biz neyse koyuyoruz. Aynen. Özel yapmaya gerek yok abi. Sanayi zaten kendi özel. Lezzeti özel. Lezzeti güzel olsun. Özellik İlk önemli. Videomuzda dediler ki, ilk videomuzda şöyle bir şey oldu Muhammed. Yorumlar okudun mu? Okudum abi. Bu kadar malzemeyi koymuyordur dediler. Ama yemeğe gelenler de yorum yazmış oraya. Ben hepsine koymuyordu diyen videoların hepsini, şahısların hepsini davet ettim abi. Birebir burada da ağırladım. Evet. Hiç söylemeden gelin dedim, tanımıyorum çünkü. Evet. Geldiler, denediler, sonra da teşekkür edip gittiler. Tamam, süper. Ya gerçekten hani burada malzeme bol konuyor. Çünkü bol koymazsa, burada insanlar doymazsa yemez. Sanayide çıraklar. Aynen. Evet. Bol bol koyuyorsun maşallah. Sucuğumuz? Afyon'da kendimiz yaptırıyoruz abi. Heh, bunu kendin yaptırıyorsun yani. Ekmeği kendin yaptırmıyor ama bunu özel yapıyorsun. Evet, sucuk önemli çünkü. Sucuk bu işin harika, en önemli yönü. Ekmek pazar ekmeği. Kaşarı kendimiz yaptırıyoruz. İçindeki malzemelerin hepsini kendiniz mi yaptırıyorsunuz? Evet. Çünkü şu kadar sucuğu koyuyorsun abi. Evet. Ne abi kadar yarım ekmek? Sucuk, yarım ne ekmek kadar? 7,5 lira abi. 7,5 lira. Evet abi. İşte fiyatı duydunuz. Yarım ekmek, tost 7,5 TL. İçi de malzemeyi de gördünüz. Bu malzemenin aynısını eğer Mami Usta vermezse yorum kısmına yazın. Ben buraya kefilim çünkü ben burayı yıllardır geliyorum. Müşterisiyim. Muhammed Usta her zaman bu şekilde malzemesini bol koyar. Abi müşterilerimiz malzemeyi kısıtıyor. Ya arkadaş koyma diyor bu kadar. Biz yiyemiyoruz abi. Ama bazılarını da bayabilir ya. Çok fazla malzeme de her zaman iyi olacak diye bir kaydı yok. Abi sucuk iyi olunca yeniyor ya. Yenir mi? Şu göbeğe baksana abi ya. Of. Ne güzel bir görüntü ya. Şimdi geliyor en güzel ayrıntılardan bir tanesi. Baharat. Karışık baharatları. Evet. İçinde toz biber var, kekik var. Safran abi, var. Sırrı vermiyorlar ama ben buradan gördüklerimi sizlere tiy olarak vereyim. Evet. Söylemeyelim. Şimdi kaşar abi. Kaşar. Bazı arkadaşlar pişmiyor diyor da. Murat abi siz deneyince arkadaşlar. Niye pişmiyor abi? Sucuk pişmiyor. Ama sucuk direkt zaten tost makinesine değdiği için pişer yani. Bunun pişmeme şansı yok. Pişmiyor. Bir de sucuk çok az pişirilecek bir şeydir. Yani çok böyle ısıya maruz bırakılması gereken bir şey değil. Çok pişince de sert olur. Tabii. Kesinlikle. Yağ gider. Evet. Abi salçamız. İşte, sanayi tostunun olmazsa olmazı salçası. Aynen. Acı ister miyiz Murat abi? Yok. Acı Laren biliyorsun yok. Çay. Sanayi tostu geldi. Bu tamam galiba Muhammed Usta? Tamam abi. O zaman sen bunu kes abi. Yağlayacaksın. Evet. Masaya gönder. Masada aynen devam edelim. Aynen. Tamam, bir de yanında çay alayım. Aynen. Teşekkür abi ediyorum. Sağ ol. Evet, tostumuz geldi. Oo, gayet güzel. Muhammed Usta, önce kağıtta veriyordun, şimdi ahşaba döndürmüşsün işi. Aynen. Güzel. İlk de bozmuyoruz ama tabii yenilikler şart. Güzel. Şöyle göstereyim, malzeme bol. Dışından zaten biraz önce de gördünüz pişerken. Yani bol bol. Müsaadenizle ben hemen... Aslında tadını biliyoruz. Daha önce Muhammed Usta'nın videosu var. İzlemek isterseniz kanalımda izleyebilirsiniz. Bu tostun tam detaylı, buranın hikayesini anlatan geniş bir videosu var zaten. Evet. Evet. Sucuğu işte güzel ya. Aynen.
Ya. Yıllardan beri aynı. Kaç yıldır burada tost yiyorum. Yani her geldiğinde aynı lezzeti korumanız gerçekten takdir aşağıya. Sonuç itibariyle doğru sucuk, doğru kaşar ve doğru pişirme yöntemini kullandığınız zaman çok da aslında ayrıntısı olmayan bir şey ama çok bizim için çocukluğumuzun geleceği, özel bir yemek. Fiyatını biraz önce bahsettiğim 7,5 TL. Antalya eski sanayide yerimiz çok basit. Kime sorsanız güçlü çay ocağını bilir. Tostçu Mami olarak. Şimdi Tostçu Mami olarak galiba ismi evet. Güncelliyoruz. Evet. Şubeleşeceksiniz. Biraz önce içeride sohbet, ikinci şube çok yakında geliyormuş. Aynen. Evet, teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. İlgi alakanızdan dolayı sanayi lezzetlerimizi keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi eski sanayide yürürken tatlıcı gördük biliyorsunuz. Sanayide tatlıcılar boldur. Hadi gelin birlikte güzel bir tatlı yiyelim. Dayıcım kolay gelsin. Al oğlum. Vay vay şunların güzelliğine baksana ya. Hep sanayide mi satıyorsun dayı bunları? Sanayide. Valla maşallah. Kaç yıldır yapıyor dayı? 92'den bu yana. 92 yılından bugüne tatlı satıyormuş. Hep eski sanayidesin. Evet. Dayı şöyle bir halka tatlısından alayım. Siz ismini biliyorsunuz bunun ne olduğunu ama ben yine de halka tatlısı söyleyeyim. Oo. Ne var başka? Tulumba var. Tulumba var. Şunun adı ne? Aynen o tulumba. Biri küçük biri büyük. Ha, bir büyük, büyük tulumba küçük tulumba. Evet. İşte güzelliği görüyor musunuz? Ulan müsaadenizle ben bir tane ısıracağım hemen. Çok iyi. Hep böyle sanayinin içinde mi geziyorsun? Devam, hadi? Devam. Çıtır çıtır ya. Vay. Sağ, evet. Sağ onda geldim işte. Eski sanayide dayım hep böyle sağda onda gelirmiş. Akşama kadar buralarda gezermiş. Kesinlikle dayımı bulun. Bu tatlıyı yiyin. Harbi çıtır çıtır. Ne kadar dayım? 2 lira bir tanesi. 2 lira tanesi. Buyur dayım. Ha dayımın telefon numarası da var burada. Ha dayının telefon numarasını gösterdi. Bakın. Şöyle telefon numarasını ararsanız da dayım yerini size söyler. Hadi kolay gelsin. Şu para. Tamam, teşekkür ederim. Sanayi lezzetlerindeki şimdiki durağımız Yusuf Usta'nın yeri. Burada da güzel bir sulu yemek yiyeceğiz. Hadi gelin hep birlikte içeriye girelim. Eski sanayi demek benim için Yusuf Usta demek. Şu tezgahın güzelliğini görüyor musunuz? Bakın şöyle yemekler ustam sizlere bir anlatsın. Et kavurmamız var, dana etinden. Dana etinden dana kavurmamız. Tabii kavurma. Oh. Tavuk kavurma. Tavuk kavurma. Burada kuzu fırınımız var. Evet. Kıymalı yumurtamız var. Kıymalı yumurta. Burada haşlamamız var, kuzu haşlama. Yoğurtlu köfte. Köfte kızartma üzerine yoğurt döküyoruz. Karışık bir şekilde. Taze fasulyemiz var, etsiz yiyenler için. Kuru fasulyemiz var. Tavuk çorba. Bu menülerden birkaç tanesi ama devamlı değişiyor değil mi? Et kavurma ana yemeğimiz. Et kavurma şu tavuk, ikisi benim geldiğimde her zaman oluyor. Aynen onlar ana yemek. Yoğurt köfte de oluyor ama. Yoğurt köfte. Mesela kıymalı yumurta var. Taze fasulye var. Bunlar değişiyor devamlı. Devamlı değişiyor. Tas kebap olur, salçalı köfte olur. Evet. Patlıcan musakka olur, patlıcan kebap yani onlar bunlar ana yemek. Evet. Bunlar çok devamlı olan şey. Ustam bize fiyatlardan kısaca bir bahseder misin? Et kavurma. Evet. Bu 23 lira. Evet. Tavuk kavurma 15 lira. Evet. Yanında salatalık döner zaten geliyor. Evet. Fırın haşlama 35 lira. Tamam. 400 gram et var üzerinden normal şeyde. 400 gram kuzu eti var. Buna dikkat çekmek isterim. Tabii. Davası orada geliyor zaten. Bu parça etin. Evet. Geliş şartı öyle. Kıymalı yumurta 15 lira. Evet. Yoğurtlu köfte karışık kızartmalı 15 lira. Yoğurtlu kızartma sadece. Evet. Etsiz olarak 10 lira. Taze fasulye, kuru fasulye bugün 10 lira. 10 lira. Pilav 10. Ne kadar? Pilav 6 lira. 6 lira. Evet. Şimdi pilavımız var, yoğurtlu kızartmamız var bugün. Şimdi ben o zaman ben her geldiğimde hep etlerin tadına baktım. Bugün kuru fasulyenin tadına bakacağım. Ama az porsiyon istiyorum. Tamam. Az da pilav istiyorum. Tamam. Buradaki lezzetlerin hepsini biliyorum. Her zaman geldiğim yer burası zaten. Allah razı olsun. Ben masaya geçiyorum ustam, bekliyorum. Aynen. Kolay gelsin. Aynen. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, güzel bir sofra hazırlattık kendimize. Kuru fasulye, pilav, cacık ve salata. Evet, eski sanayide benim favori mekanlarımdan bir tanesidir Yusuf Usta. Daha önce de geniş çaplı bir videosu var kanalımda izlemek isterseniz. Evet buraya geldiğiniz zaman, eski sanayiye uğradığınız zaman kesinlikle ama kesinlikle burayı tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ettiğim mekanlar arasındadır. Hani Antalya'da benim favori mekanlarım arasında olan bir mekandır. Şimdiki sanayi lezzeti durağımız Ekmekarası Köfteci. Uzun yıllardır burada köfte yapıyor. Sanayideki birçok esnaf burayı önerdi. Hadi gelin birlikte güzel bir Ekmekarası Köfte yiyelim. Muhammed Ustam kolay gelsin. Allah'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam da ustamı işin başında yakaladık. Gayet güzel. Köfteleri atıyorsun. Muhammed Ustam. Buyur abi. Kaç yıldır buradayız? Şöyle bize biraz anlatır mısın buranın hikayesini? Abi bu baba mesleği benim. Baba mesleği. Babadan kalma. Evet. 1990 yılından beri buradaydı. Evet. Biz işte 2000 yılından
Devraldık. 2000 yılında sen devraldın. Beraberiz babamla beraberiz abi. Süper. Öyle mi diyoruz ya? Harikasınız vallahi. Vallahi kime sorsak sanayide nerede güzel şöyle ekmek arası bir köfte yemek istiyorum. Biliyorsunuz sanayinin aynen sokak abi lezzetleri meşhurdur. Aynen. Burada da çok meşhursunuz. Allah kime olsun sorsak sizi söylüyor. Aynen abi. Yani ileride bir tostçu var benim. Tostçu Mami. Mami abi. Ha, illa aynen dedi abi, oraya gidelim. O da Allah Muhammed. Olsun abi. Vallahi köftenizin tadını merak ediyorum. Şöyle güzel bir köfte yapmanı aynen istiyorum abi, bize. İnşallah. Nasıl fiyatlarımız ne kadar şimdi yarım ekmeğin fiyatı? Abi bunu sayın şunu yarım 8 lira. Yarım 8 lira. 3 şerik 12, bütün 16. Bütün 16. Evet. Gayet aynen güzel. Kimyonumuzu attık. Soğanımız olmazsa olmaz. Evet abi. Az olsun mu? Tuz baharat. Tuz olsun. Ama acıya gerek yok. Hava hazırdır. Afiyet olsun. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel görünüyor. Güzelim abicim. Şöyle gösterelim. Ekmeğin içindeki yağı görüyor musunuz? Hadi şimdi lezzetine bakalım. 1980 yılından beri bu ekmek arası köfte yapıyor Muhammed Ustam. Aslen tezgahın sahibi. Müsaadenizle ben lezzetine bakacağım. Afiyet. Biraz önce fiyatını söyledik. 8 lira değil mi? Yarım ekmek. Yarım ekmek 8 lira. Valla ayran ne kadar Muhammed abi? 1 lira. 1 lira. 9 liraya sanayide çok güzel karnınızı doyurabilirsiniz. Yeri çok basit. Muhammed abi neresi? Tarif eder miyiz biraz? Burası sanayi içi Cumhuriyet Mahallesi 668 sokak. 668 sokak. Valla sanayiye no, gelin. No 16. No 16. Böyle sokak lezzetlerimiz. Hem de pırıl pırıl. Yaşasın, yaşatalım. Muhammed abi çok teşekkür ediyoruz. Demek abi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.